Evet hayırlı geceler sevgili dinleyiciler. yine devam ediyoruz programımıza. Şimdi insan ve alem semalar arasındaki bağlantıda Nesefi'nin şöyle bir e, ki İdris Nebi de bunu söylüyor. Yukarısı aşağısı gibidir tanımında diyor ki küçük insanda yani alemde ne varsa büyük insanda da insanı kamilde de o vardır. Küçük insan dediğimiz alem olmuş oluyor. Büyük insan ise insanı kamil oluyor. Çünkü nutfe rahme düşünce ilk cevher meydana gelir. Yedi dış ağza nedir bunlar? Baş, göz, iki el, ferç, iki ayaktan meydana gelir. Bunlar yedi iklimdir. Batın ağzalarımız akciğer, dima, böbrek, kalp, öt kesesi, karaciğer ve dalaktan meydana gelir. Bunlar göğü temsil eder. Mesela akciğer birinci göktür ve görüneni kamerdir, ay feleğidir. Zira kamer feleği büyük alemin mesabesindedir ve iki alem arasında vasıtadır. İlim tahsili ve tedbir, geçmiş ve rızıkla görevli olan melek bunların başıdır. Cebrail bunlardandır. Cibril alemin ilimine sebeptir. Dima ikinci semadır. Görüneni utarit feleğidir. Merkürdür yani. Zira büyük alemin dimağı utarit feleğidir. Bu semada da çok melek vardır. Gayret, fikir ve düşünce ile ilgili görevli olan melek bunların büyüğüdür. Yine Burak tabir ettikleri üçüncü semadır. Görüneni zühre feleğidir. Zira zühre büyük alemin böbreğidir. Bu felekte çok melek vardır. Neşe, ferah ve şehvet üzere müekkel olan melek bunların büyüğüdür. Kalp dördüncü semadır. Görünen feleği güneştir. Zira güneş büyük alemin kalbidir. Hayat üzere müekkel olan melek bunların reisidir. İsrafil aleyhisselam bunlardadır. Zira İsrafil aleyhisselam iki alemin hayat sebebidir. Öt kesesi beşinci göktür. Görüneni merih feleğidir. Kur'an-ı Kerim'de göklerde ve yerde olan şeylerin hepsini size musahhar kıldı buyurmaktadır. Casiye suresinde geçiyor. Şimdi dolayısıyla göklerde, semavatta, yerde ve arzda bulunan her şey de ben kimim? Bütün bu varlıklar niçin benim hizmetime sunulmuştur?" diyenler için ibret ve işaretler var. Bunu okumak demek ceberrut ve melekut alemine dair bütün mevcudatın onun tarafından kendine hizmetkar olarak verildiğini bilmek demek Hakk'a ucu etmektir. Tabii ki bunun gelişmesi için ilim ve dua vesilesiyle insan bu aleme tekamül etmeye gelmiştir. Lao Tzu'nun bir sözü var bu noktada. Kutsal insan, insanı kamil, vahidi yani birliği kucaklar. Bundan ötürü de semanın ve arşın semanın altında yani arşta ne varsa hepsinin üstünde kudret sahibi olur. Şimdi hep bu ilişkiden bahsediyoruz ve Allah tohumunun ekilmesi insanı kamil meyvesinin toplanması Hazreti Gaybi öyle söylüyor. İsmi azam olan Allah tohumunu ek, insanı kamil meyvesini topla. Ey Geylani, insanda göründüğüm gibi hiçbir şeyde görülmedim. Yani insan benim bineğimdir. Bütün kainatta insana binektir. İnsanı şerefli bir mahluk olarak yarattım. Habibim sen olmasaydın felekleri yaratmazdım. Demek ki öz kendini öznede Özne de kendini nesnede biliyor. Dolayısıyla hakikat bilinirliğe geçtiğinde, hakikat gizli bir hazinedir. Hakikat görülemez, bilinemez, tutulamaz, dokunulamaz ama bilinirliğe yani ifadeye geçtiği an otomatik olarak üçe ayrılır. Özne, nesne, özne bir, nesne iki. Üçüncü nokta bir idraktir. Özne ve nesne arasındaki bilgi. Biz bu bilgiyle tekamül ediyoruz. Özne nesne, gökler ve yer, kadın ve erkek, cennet ve cehennem, melek ve şeytan, görünen ve görünmeyen arasındaki etkileşimden çıkarımsal bilgiler ile idrak edip, öze yol bulup özden artık bütün e, varoluşun e, özü olan varlığa nüfuz ediyoruz yani bu ne demektir? Artık nesne içerisinde kaybolmuyorsun. Özne de kaybolmuyorsun. Yani hiçbir şey içerisinde kaybolmuyorsun çünkü özü görmüşsün. İnsanın özü dolayısıyla bütün niteliklere haizdir. Çünkü bütün nitelikler bir özden meydana gelmiştir. Bu özün ismi haktır. Hakkı bilen halk içerisinde kaybolmaz. Halk kesret dairesi. İşte tohum ve meyvenin bir olması noktasında Ondan gelen her şey bizzatihi insanda dolayısıyla mevcut oluyor. Çünkü ondan başka özü itibariyle ondan başka mevcut yok. Mevcutlar ona nispetle izafi. O mevcutlar da bir varlık ama hakikate göre onlar yok gibi. Yani şu anlamıyla rüyayı gören bir insan için o rüya vardır. O rüya rüyayı gören için gerçektir. Ama uyanmış bir kişi için o rüya gerçek değildir. Rüya gören için gerçektir. Fakat üst boyutta gerçek değildir. Yani hayal, hayalin içindeyken size gerçek gibi görünür. Fakat dışına çıktığınızda gerçek değildir. Onun da kendine ait bir gerçekliği vardır. Her mertebenin kendine ait bir gerçekliği vardır. İşte bütün gerçekliklerin birleştiği tek bir nokta vardır. O da hakikattir. Evet bir sayısı ile iki sayısı, iki sayısı ile üç sayısı, üç sayısı ile dört sayısı bütün bu sayılar arasında boşluk vardır. İşte boşluğa gelmiş bir bilinç yani hiçliğini bilmiş bir bilinç o zaman bütün sayıların içerisine nüfuz edebilir. Çünkü bütün sayılar sıfırdan bu boşluktan doğmuştur. Dolayısıyla insan potansiyelinde olan bu özünde olan bu özün niteliğiyle, farkındalığıyla çok farklı boyutlara açılır. Buna hazret denir. Dolayısıyla bu mutlak şuurun cömertliğiyle ne olur? Derin bakışı, feraseti olur. Mevcut şartlara aşan bir iletişim ağını fark eder. O zaman feleklerde bulunan şuur sahibi meleklerle, ruhanilerle görüşme olanağına da sahip olur. Aslında biz bunu farklı düzlemlerde sürekli yapmaktayız ama bu yetimizi geliştirebiliriz. ...yapmaktayız fakat farkında değiliz... ...hepimiz her gece aslında astral'e çıkıyoruz... ...görüşmeler yapıyoruz ama farkında değiliz... ...bilincinde değiliz, hatırlamıyoruz... ...şimdi bilimsel olarak bu sabit bir şeydir ki... ...hücrelerimizin yüzeylerinde... ...hipotalamustan gelen bilgileri alan... ...alıcılar vardır... ...bu alıcılar... ...nedir... ...benliğin alıcıları... Ee, ...reseptörler... ...self reseptörler... ...benlik alıcıları... ...nedir bunlar... Hipotalamus biliyorsunuz duygularımızı, niyetlerimizi, düşüncelerimizi nörokimyasallara dönüştürüyor ve e, düşüncelerle hücreler arasında bir bağ e, oluşturuyor. Hipotalamusun niteliği bu. Ve her hücrenin zarında alıcılar var. Hücre zarında bulunan bu yapılar niyetlerimizle kişiliğimizle ilgili bilgileri alıyor. Tabii sadece bizim kişiliğimizle ilgili bilgiler değil, çevreyle ilgili. Çevredeki benliklerle ilgili bilgileri de yakalıyor. Telepati buradan geliyor. Mesela. Dolayısıyla insan çevreden gelen tüm etkileri bilinçaltı düzeyde yakalıyor dediğimiz hücresel düzeyde yakalıyor ve bilinçaltındaki tecrübeleriyle ilişkilendiriyor ve zaman içerisinde de bunları anlayabiliyor. İşte insanın cem etme özelliği buradan geliyor. Hayvanda da bu nitelik var. Fakat hayvan belli yatay miraçta devam ediyor. İnsan bunu kullanaraktan sıçramalar yapıyor. Hayvanda da toplayıcılık, duyarlılık belki sıradan insanlardan çok çok daha fazla hayvanda. Ama insanı kamil öte alemdeki cennetteki insanların haline, cehennemdeki insanların haline de duyarlı. Cem etme özelliği halife ismini almak bu yetiden kaynaklanıyor. Bu özellikten kaynaklanıyor. Yani halife denilmesi hakikatlerin, bilgilerin, verilerin hepsini kuşatabilme yeteneğinden dolayı, işte dolayısıyla insan, yani bilinç, sadece içinde bulunduğu bu alanla sınırlı değil. İnsanı kamil hakkı kemal düzeyde gösteren bu anlamıyla tümel aklı aslında temsil ediyor. Şimdi insanlardan alınan bu hücreler düzeyinde e, yapılan deneylerde hücrelere oradaki elektriksel ve biyokimyasal etkileri gözlemleyebilecekleri aletler yerleştiriliyor. Ve 40 mil ötede hücrenin sahibi hangi duygu duruma girerse o kişiden alınan hücrelerin de aynı etki içerisine girdiği gözlemleniyor. Daha önce işte bazı deneylerden bahsettik. Kan örneği alınıyor mesela insandan ve o kişinin kan seviyesine göre o örnekte de değişiyor. Mesela adamın parmağı kesiliyor. Bedeninde pıhtılaştırıcı enzimler salgılanırken aynı şekilde alınan örnek kanda da pıhtılaştırıcı enzim salgılanıyor. Demek ki bunlar birbiriyle telepatik bir bağlantıda. Veya adamdan üreme hücresi alınıyor. Kendisindeki üreme hücresi aktif olduğunda Örnek hücrelerde aktif olmaya başlıyor. Birbirinden kopuk gibi görünüyor ama arada derin bir kozmik bağ var. Yani çevreden gelen her etki farklı bedenlerde farklı etkiler gösteriyor. Çevreden gelen etkiler aslında bir noktada bizim yine e, gelişimimiz için. Bu da ayrı bir mesele. Şimdi bu çevresel faktörleri e, genetik kodlar doğum anındaki kozmik etkiler gibi birçok etken yorumlamasında yani çevreden gelen etkilerin yorumlanmasında genetik kodlardan tutun kozmik etkilere kadar birçok potansiyel var. Dolayısıyla her insan algılama noktasında özeldir. Çünkü evren kendisini tekrar etmiyor. Çevreden gelen her etki kişiye özgü titreşimler olarak algılanır. ...bazı durumlarda bakarsınız... ...iki kişinin titrimi, titreşimi birbirine uyar... İşte ...halk arasında biz bunlara... ...yıldızları barıştı deriz. Bazen... ...aynı etkilere farklı tepki veririz. Burada... ...nedir? Etkilere verdiğimiz... ...tepkiyi belirleyen bizim... ...bilinçliliğimiz, farkındalığımız... ...tecrübelerimizdir. Eskiden... E, ...o etkiye böyle tepki... ...veriyordunuz ama ilim-ubudiyet... ...ile, rububiyet dairesindeki o... ...gelişme ile bir baktınız eskisi gibi... ...tepki vermiyorsunuz. Niye? Bir gelişim sergilediniz. İşte esmalar bu rububiyet dairesindeki sıfatlarımız e, sürekli titreşmekte. İki frekansın aynı dalga boyunu paylaşması, birlikte titreşmesi anlamına geliyor ve insanlar bu yapıları ile birbirine yakın titreşimleri yakalıyorlar. Onun için Hazreti Mevlana ne diyor? Kim hangi yıldıza bağlıysa onun mizacı diyor, o yıldızın tasarrufu hükmü altındadır diyor. Yani kim hangi yıldızın titreşimine sahipse yıldızlarımız barıştı, titreşimlerimiz, frekanslarımız barıştı. Dolayısıyla biz semavi planda bir titreşimin yeryüzü temsilcisiyiz ve o titreşimler birbirini çekiyor. Mesela Sirius yıldızında titreşenler bir bakıyorsunuz bu kozmik konularla. Başka bir yıldızda titreşenler başka konularla. Herkes kendi mizacına göre bir ...yani haritasına göre... ...bir seyir başlatıyor. Ama hep diyoruz... ...bunla sınırlı değil insan. Bunu aşacak. Bu bir gelişim. Annemizin sütü ile başlıyoruz. Ama sonra bakıyoruz... ...yemek yemeye başlıyoruz. Yemeye bırakıyoruz. Manadan yiyoruz. Yani bir tekamül süreci var. İşte bu anlamıyla... ...aralarında her şeyin bir telepatik... ...iletişim ağı var. Burada önemli olan nokta şu. Bizler fiziksel olmayan bir düzlemde, fiziksel olmayan bir alan üstünde iletişim kuruyoruz. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Biz zamana ve mekana bağlı değiliz. Zaman ve mekan bizim zihnimizde oluşmuş izafi bir gerçekliktir. Hakikat değildir. Hakikat andadır. Dolayısıyla zaman mekan sadece bizim algımızdan kaynaklanıyor. Ama biz algı ötesinde yani şu anki duyularımızın ötesinde başka yetilerimizle de iletişim kurmaktayız. İletişime geçilebilir. İnsanlar çok uzak mesafelerden birbirleriyle iletişime geçebilirler. Hatta ölmüş olan insanlarla iletişime geçebileceğimiz gibi daha doğmamış insanlarla dahi iletişimdeyizdir. Bunun örneği var tasavvufta. Mesela Abdülkadir Geylani daha doğmamış iken biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselam miraca çıkıyordu. Dolayısıyla miraca çıkacağı zaman Abdülkadir Geylani'nin bir rivayete göre miraça Peygamber Aleyhisselam'ın yanına geldiği burağa binerken başını efendim peygamber ayağının peygamberin ayağı altına koyduğu ve peygamberin de ona binaen bütün velilerin başları da senin ayağın altında olsun dediği rivayet edilir. Burada Adem yoktu ben peygamberdim manası bugün ku kuantum fizinde de nedir? Zamanın tersine simetrisi ve geçmişten geleceğe, gelecekten geçmişe yani zaman kavramı üst boyutta bir zaman yok. Her şey okunabiliyor, görülebiliyor. Bunu daha sonra biz nefis mertebelerini işlerken astral bedenle kendi kişisel geçmişimize gidebildiğimizi, zihinsel bedenle de kendi kişisel geleceğimize gidebildiğimizi ve en son üst boyuttaki kozmik bilinçle de tüm evrenin geleceğine gidebileceğimizi göreceğiz. Bunlar e, nedir onun adı? E, bugün fizikte belki e, bunu e, araştırıyor. Bunun üzerine. Ama zihin bunu algılamakta zorlanıyor. E, çünkü e, zihin e, kendi aklımız kendi sınırlarımız e, bir noktada bu noktada başlıyor. Yani herkes kendi köyünü dünya zannedebilir. Ama öyle değil. Hamamda herkesin sesi güzeldir gibi. Ee, kendi dünyamız içerisinde kendi çıkarımlarımızla hayır bu budur deriz ama 2 artı 2 başka şeyler de edebiliyor başka boyutlarda. Ha buradan başlıyoruz. Bunun ötesi var tabii ki. Dolayısıyla bilim lahut alemine doğru gidiyor. Bilim bu bulmacanın bir parçası. Bilim analize dayanır zihin analize parça sınırlı olanın hükümleriyle kayıt altındadır. Dolayısıyla ama evrene baktığımızda evren bölünmeyen, parçalanmayan bir bütündür. Ama zihin oradan bir parça alır ve o parçayla bütünü yargılar, hüküm koyar. Dolayısıyla hükmü kendi parçası çıkarımıncadır. Ancak bütün olan kişi, bütün olan ki bilinçtir bu bu sistemin bu sistemin üstüne çıkabiliyor dönüşümü gerçekleştirebiliyor. İşte bu noktadan insan-ı kamil bir boyutu hak, diğer boyutta halka bakaraktan bir bütünlük bir cem etme vasfını yani Allah'ın halifesi olma vasfını bünyesinde barındırıyor, taşıyor. İki şeyin bir arada olması gibi. Yine Lao Tzu bir yerde şöyle söylüyor. Kutsal insan bir insanın fizik suretine sahiptir ama onda bir beşerin duyguları yoktur. Aynese hadiste de var. Diyor ki ben de sizin gibi beşerim ama bana vahiy geliyor. Yani fiziksel olarak ben de sizin gibi beşerim. Etekemiye büründüm, Yunus diye göründüm ama bana vahiy geliyor. Yani ne demektir bu bilinç ile ben bakıyorum. Kutsal insan bir insanın fizik suretine sahiptir ama onda bir beşerin duyguları yoktur. İnsan suretinde olduğu için diğer insanlar arasında onlardan biriymiş gibi yaşar. İçinizden size bir peygamber gönderildi sizin içinizden. İnsan suretinde olduğu için diğer insanlar arasında onlardan biriymiş gibi yaşar. Kendisinde beşeri duygular olmadığı için doğru yanlış, hoşlanırım, hoşlanmam gibi hükümleri ona erişemez, tesirler onda tepki oluşturmaz. Evet kişisel noktada belki tercihleri vardır ama hakikat noktasında her şeyin bir bütünlük içerisinde olduğunu görmektedir. Köpeklerinde bir ümmet olduğunu bilmeseydim bir şey söylüyor işte öldürülmelerini emrederdim diyor ama o denge içerisinde onların da bir yeri var. Yani kişisel olsaydı belki bunu ama sistem noktasında baktığında her şeyin yeri var. Ebu Cehil'in dahi o sistemde bir yeri var. Firavun'un bir yeri var karanlık olmadan aydınlık olmuyor. Ama bu demek değildir ki bunlarla e, şey yapma, mücadele etme. Bunların hepsinin bir dengeye gelmesi işte Lautus öyle söylüyor. Ortak beşeriyetin bir rüknü olduğu sürece ne kadar değersiz ve küçüktür o ama kendisinde Sema'nın kemalini taşıması açısından bu alemde yekta olduğu sürece ne kadar yücedir o. Dolayısıyla beşeri noktadan baktığında bir insandır. Ama kendisinde semanın icraatini, kemalini taşıması noktasında da o ebedidir. Çok yücedir. İşte tekamül boyutu olan dünyamızda, e, gelişim dünyasında bir insanı kamil nasıl davranır? Şimdi burada insanı kamil böyle davranır, bizim de böyle davranmamız lazım şeklindeki bir yaklaşım aslında dolayısıyla kendini baskılamaktır. Mesele insanı kamil olduktan sonra bu davranışlar senden yan ürün olarak zaten çıkacak. Ha bunları yaparaktan insanı kamile yol bulabilirsin bir ihtimaldir ama bir şeyi idrak etmekle senden zaten bu davranışlar otomatik çıkacak. Onun için yani göz açıldıktan sonra sen zaten görüp kapıdan çıkacaksın ama el yordamıyla kapıyı pencere zannedebilir, pencereyi kapı karıştırabilirsin. Dolayısıyla mesele bir şeyin anlaşılmasıdır. İnsanı Kamil'in tavrını anlatırken onu taklit etmekten değil, onun bilincine ulaşmaktan bahsediyoruz. Onun o hali ulaştığı noktaya gelmek. Yani işte Peygamber Aleyhisselam böyle yapardı, biz de böyle yapalım. Bu bir başlangıç olarak evet bununla başlayabilir kişi. Ama Bilemediğin noktalarda peygamberin nasıl davrandığını bilemediğin noktalarda nasıl davranacaksın? O zaman peygamber hangi bilinçten davrandıysa, o davranışın kaynağı hangi bilinç ise o bilince ulaştığında sen yani zaten sünnete uymuş olacaksın. O hal senden zuhur etmiş olacak. Buradaki e, bir noktada işte feraset, bir noktada samimiyet, bir noktada ihlas, e, samimi olanlara Allah yolunu gösterecektir. Şimdi kamil insanın tavrı nasıl anlaşılması açısından söylüyoruz. Bilgisi, idraki ve aklı gelişmiş bir insan olduğu için telaş yok onda. Her zaman sakin, sabırlı, asude ve mutlu. Dolayısıyla enerjisini boşuna israf etmiyor. Endişe ve üzüntü onun için mevzu bahis değil. Görelim Mevlana'yı neyler, neylerse güzel eyler. Ama bu pasif bir şey değil. Pasiflik değil. E, bakalım yani ne olacak? Biz hiçbir şey yapmayalım. Hayır vazifesini sonuna kadar yapan yani özgürlük sorumsuzluk değildir. Bilakis çok yüksek bir sorumluluktur. Sorumluluğu üzerine almak, çalışmak, enerjisini boşa israf etmemek manası efendim e, dış nesneye kaymıyor, kaçmıyor ve merkezinde ve murakabede ve e, o farkındalık üzerinde. Kimseyi kınamıyor, kimseyi yargılamıyor İnsanı insandan ayırt etmiyor, almadan veriyor, sevilmeden seviyor. Ketum boşa konuşmuyor, sözü özü gerçek, eline beline diline hakim, sonsuz hoşgörü ve tevazu sahibi, ibadeti de şekilde değil bilinçte. Onlar namaz kılar, namazlarından gafildirler. İşte o öyle bir namaz kılar ki bilinçte namazını kılar, bedende namazını kılar, efendim boyutlarda namazını kılar. Yani namazı dediğimiz, salat dediğimiz bağlantı kurmaktır salat. Salat omurgadır, bel kemiğidir. Dolayısıyla onun varoluşsal bağlantıları külliyete yansımıştır. Yani her şeyde o öyle bir bütünlüktedir ki o bütünlük içerisinde eylemde bulunur. Bu uyanıklılık demektir. Dolayısıyla zenginlikten mağrur olmaz, fakirlikten yokluk duymaz, o önünde yürümekte olan zaman şeridi üzerinde sınırlanmış olan olayları, malzemeleri ve bilgileri adeta yürüyen bir bandın önündeki işçi gibi zamanında alır, tercihini yapar ve zamanında yerine koyar. Bütüncül nazarla baktığından dolayı bu böyledir. Çünkü hayat tercihler arasında akıl ve gönülle yapılan seçimler zinciridir ve o nerede aklı, nerede gönlü, nerede zahiri, nerede batını koyacağını bilmektedir. Bütüncüllüktedir çünkü. Onun birçok niteliği var. Hazreti insanın bilinci teklik bilincine uyanmaktır. İnsanı kamil, semavi ve arzi alemleri hal yaşantısı üzerinde taşıyan zata denir. Allah'tan aldığı ilmi ledünniye çevirmiş. İlim ledünniyi e, ledünni ilmi vücudunda bulmuştur. Yani onun katında e, Allah ilmi onun vücudu olmuştur. Yani Allah'ın tutan eli gören gözü olmuştur. O yüzden ümmetimin alimleri Beni İsrail'in peygamberleri gibidir demiştir. Dolayısıyla insanı kamil evrenin neydir? Göz bebeğidir. İşte Lao öyle söylüyor. Kutsal insan bir beden içine yerleşir ama ona bağlanmaz. Duyguları tarafında değil, aklı tarafından yönlendirilir. Tam ve erdemli olan asla üzülmez. Şimdi bu evrenin göz bebeği, insanı kamil. Gözü ise nedir? Yıldızlar. Göz bebeği ve göz. Değil mi? Göz bebeği merkezde, insanı kamil iris, etraftaki ise yıldızlar. Dolayısıyla orada bir de ışık var, nur var yani. Şimdi ışıkla beyin arasındaki elektriksel sinyallerin geçiş noktası nedir? Gözbebeğidir. bebeğidir. İşte insanı kamil alemin gözbebeğidir. Nur, dış nur ve iç nur insanı kamil aracılığıyla yani Allah'ın Hazreti insan manasıyla yani hakikati Muhammediye ile ne yapıyor? Geçiş sağlanıyor. Göz bebeği insan için ne ise insan da Allah için odur. İnsan Allah katında bu bilinçte göz bebeği gibidir. Ve onun için insana basar, basir, görmekle eş tutulmuş. Arapçadaki göz bebeğine gözdeki insan denir. İnsan denilmiştir. Şimdi kalem suresinde bir ayet-i kerime var. Nun kaleme ve satır satır yazdıklarına and olsun. Şimdi bu nun sonsuz potansiyel. Ama bir de kalem var. Bir de kalemin yazdıkları var. Bir mürekkep var, bir kalem var, bir de kalemin yazdıkları var. Sonsuz potansiyel mürekkep, ceberrut alemi sonsuz potansiyeldir. İnsan-ı kamilin bilincini yansıtıyor kalem. Mürekkep var, kalem var. İşte bütün ağaçlar, kalem, denizler mürekkep olsa Allah'ın ilmini yazmakla bitiremezler. Dolayısıyla insan-ı kamilin bilinci kalemi temsil ediyor. Satır satır yazılanlarda evrenleri temsil ediyor. O ki kalemle yazmayı öğretendir. İşte öğretici kalem bu anlamıyla ilimdir. İşte ilim nedir derseniz Adem'e isimlerin öğretilmesidir. İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Adem'e isimler bu manasıyla öğretilmiştir. Adem de meleklere yani satır satır yazılım, yazmıştır onları, meleklere öğretmiştir. Melekler feleklerde onun icraatı ve işleri görülür. İkisi arasında satır satır yazılanlar da felekler, yıldızlar yani meleklerdir bunlar. Dolayısıyla Nun bu mürekkebi, kalem insanı kamili yani ilimi Bilinci, satır satır yazılanlarda evreni. Onun için ne diyor? Ey Gavs diyor. İlahi nameyi söylemiştik geçen programda. İlahi İhsan. Abdülkadir Geylani'nin ilahi ihsanda insanı kendi nurumdan, melekleri de insanın nurundan yarattım. İnsanı kendi nurumdan, melekleri de insanın nurundan yarattım. Yani prizma güneşten çıkıyor, renkler de prizmadan çıkıyor. Şu halde Abdülkadir şey e, Muhittin sözüne bakalım. Füsülikem'de şu halde ilahi surette bulunan bütün esma-i hüsna insanda zuhur etti. Bütün varoluş insanda insan bilinciyle açığa çıktı. insan üzerinden göründü. Gözlemci olmadan nesne olmadı. Dolayısıyla insanda zuhur etti. Bundan dolayıdır ki insan bu varlığı ile her şeyi ihata edip kavramak ve cem etmek mertebesine erişti. Adem'in hakikatinde meleklerde bulunmayan ilahi isimler vardır. Bundan dolayıdır ki melekler Rablerini tesbih ve takdis edemediler. Kendilerinde bulunmayıp Adem'de bulunan bu isimler aracılığıyla Rablerini bildirer. Yani melekler ancak Adem'de bulunan isimle Rablerini biliyorlar. Onun için Cenab-ı Hak diyor ki, Adem'e secde edin. Meleklerine söylüyor, kuvvetlere. Yani melekler e, o e, varoluşun kuvvetleri ancak bilinç ile e, ne yapıyor? E, bir anlam kazanıyor. Yani buna ne söyleyebiliriz? Melekleri harfler gibi düşünürüz ama harflerin kazan anlam bulması için kelimeye ihtiyaç var. Kelimenin de bir kavramı vardır. Kelam. Yani bir tarafta organlar vardır ama o farklı farklı organları bir arada tutan bir gücün olması lazım. O da organizasyondur. Organların her biri kendi başına giderse olmaz. Demek ki her bir melek bir organ gibidir. O organlar insan bunu kamil dediğimiz bilinç ile organizasyon olur. İşte ne diyor Bakara suresinin ikinci ayetinde? Özür diliyorum. Bakara suresinde bunu söylüyor. İkinci ayette değil. Bakara suresinde geçiyor. Allah Adem'e isimleri öğretti. Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Bütün alemleri, mertebeleri bildirdi öğretti. Ve Muhittin Arabiyeye göre insan nedir? Allah'ın bütün isimlerini temsil eden yani kuvveden fiile çıkartan anlamındadır. Buna karşı melekler isimlerden ancak bazılarını ishar edebilmektedirler. Yani meleklerin insan-ı kamildeki keyfiyetten haberleri bile yoktur. Ve dolayısıyla avam halkının büyük bir kısmı bu felekler altında hareket eder, feleklerin tesiriyle hareket eder. Havas ehli olan insanı kamil ise tüm bu mertebeleri aşmış, zat-ı ilahiye muhatap olmuştur. Ve avam felekler ile melekler ile gelişimini sürdürür, tekamülünü sürdürür. Tıpkı anne rahmindeki çocuğun gelişimini melekler aracılığıyla sürdürmesi gibi bu dünyada da insan bedenen zihnen gelişimini bu araçlarla sürdürür ama anne karnında devam edemezsin hayata. Ama meleklerin öğretmesiyle de devam edemezsin hayata. Neye muhatap olmalısın? Cemallah'a muhatap olmalısın. İşte Peygamber Aleyhisselam da ilkin Cebrail aracılığıyla insan tekamülünün seyri sülünün temsilcisi olduğu için öyledir. Cebrail Aleyhisselam'la ilk yolculuğuna başladı ama daha sonradan Miraç'ta Cebrail'i de geride bırakaraktan Cebrail Aleyhisselam ne dedi? Bir adım daha atarsam ben yanarım dedi. Çünkü oraya akılla gidilmez. Cebrail manası peygamberin külli aklını temsil ediyordu. Oraya onunla gidilmez, o da geride kaldı. Oraya artık sonsuzluk lahut alemi, cemallah. Dolayısıyla yıldızlar ve gezegenler ancak... İnsanı kamil, arifi billah bilinciyle senkronize olursa gerçek anlamını kazanır. Bu yıldızlar nedir? Onlara takılı kalmak için değildir. Anne rahmidir. Anne rahmi orada duralım değil, ama buradan beslenmeden, burayı bilmeden de olmuyor. Onlara bakıp kendimizdeki sıfatları, nitelikleri tanıyarak Allah'a rücu ettirmek için bunlar yaratılmıştır. Yani kayık karşı kıyıya geçmek içindir. Asansörse durmak için değil, yükselmek içindir. Ancak o zaman yıldızlar yol göstericilik özelliğini yapmış olur. Kısacası sıfatlarda kalmak şirktir. Zata uyanmak ise tevhiddir. Tevhid sıfatların harmonize olmasıdır. Bu da ancak neyle olur? İlim ve dua ile olur. İlim ve duanın da altyapısını oluşturan işte e, ilim ve dua edecek e, biziz. Bedenimiz, zihnimiz, aklımız bunlar olacak. Bu aza ve organlar, kimlikler, kişilikler olacak ki... İlahlar, tanrılar bu tanrıları yok edebilelim ilahları aşabilelim yani kendimizdeki bu nitelikleri harmonize edip onların üstüne çıkabilelim dolayısıyla İbn Sina da bir yerde öyle söylüyor dini ibadetleri yapmak insan ile evren arasında mevcut sempatiyi daha da artırır ve insanın göklerde daha çok ruhi güç almasını sağlar İnsan nefsini arındırdığı ve enerjilerini yoğunlaştırdığı düzeyde kudret sahibi olur. Demek ki bu gökler ve yer arasındaki ilişkinin senkronize edilmesi ibadetler ile oluyor. İbadet nedir? Uyanıklılıkla yaptığın işten keyif alabiliyor, lezzet alabiliyor olman. Yani ibadet yaptığın işin içerisindeki sanattır. Lezzet alabiliyor olmandır. Orada o estetiğin o sanatın o güzelliğin kokusunu alabiliyor olmandır. İşte bu yüceliktir. Ve alemlerin Rabbi olan Allah yücedir, azizdir. Güneş, ay ve yıldızları Araf Suresi 54. ayet güneş, ay ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bileseniz ki yaratmak da emretmek de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Evet bizler hep aklımızda bulunması gereken temel bir ilkeye vurgu yapıyoruz. Nedir o? Allah ilmini insanı kamil üzerinden açmış. Yazılanlar yazandan ayrı olmadığı gibi gören Allah da gösterenden yani insanı kamilden ayrı değildir. Görünen bu alemler ise neyi gösterir? Gören ve gösterenin birliğini bize işaret eder. Hazreti Mevlana'nın söylediği, demir ateşe girmekle ateş olmaz ama ateşin yaptığı işleri yapar. Onun için eğer Allah'a muhabbetiniz varsa Resul'üne ittiba edilecek. Onun için ayet bu söylediğim şey. Onun için işte Allah ondan razı o da Allah'tan razı. Yani bu bilinç üzere olmak. Şimdi e, tümel aklın kendisi güneş ile, ziya ile, ruh ile sembolize ediliyor. Tümel nefsin kendisi ise güneşten aldığını yansıtan ay ile yani nur ile, kalp ile temsil ediliyor. Alemler ise bu aynadan yansıyanları, açığa çıkanları gösteriyor. Dolayısıyla alemin aşk, ışık, nur olması gören ve gösteren arasındaki ilişkiden kaynaklanıyor. Burada insanı kamil ee, ne yapıyor? Sema tarlasına tohumları ekiyor. Dolayısıyla Enam suresinde geçer ayet-i kerime. Şöyledir. Her bir yıldız ayet-i kerimeden önce bir hatırlatma yapacağım. Ayet-i kerimeye hazırlık her bir yıldız hakikat meyvesini almak isteyen insanlar adına insanı Kamil'in sema tarlasına ektiği nedir? Bir tohumdur. Dolayısıyla öldüğümüzde acaba biz hangi yıldıza gideceğiz? Hangi yıldız etkisinde bu tekamülümüze devam edeceğiz? Bunlar dahi aslında bir açıdan görülebilir. Bunlar dahi bir açıdan inisiyatik, ezoterik çalışmalarda o yıldızlar üzerine hep meditasyonlar yapılaraktan, o yıldızlardaki esmalar zikredilerekten ölüm sonunda ölümle beraber, yani beden bilincinden, düşünce, duygu, üst bilinçlere geçmekle oralara bir e, geçiş, oralarla bir uyum söz konusu. Enam suresinde bir ayet-i kerime, yıldızlar ile yol bulmanız için. Bakın yıldızlar ile yol bulmanız için onları kara ve deniz karanlıklarında yaratan odur. Biz bu ayetleri bilen ve anlayan topluluklar için yazıp açıkladık. Şimdi bu ayet kerimeye sadece işte gemiciler yollarını yıldızlarla bulurlar. Şimdi her birimizin bir bedeni var gemi gibi ve sonsuzluk okyanusunda bizler ilerliyoruz. Ve gece karanlık önümüzü göremiyoruz. Yani zihin bir sonraki hamlesini göremiyor geçmişin verileriyle hareket ediyor kara ve denizin karanlıklarında. Karamız nedir? Bizim bedenimizdir. Kara toprak, et, kemik bedendir. Deniz süptil boyutlarımızdır. Hem bedenle ilgili bilgileri hem de süptil boyutlarla ilgili bilgileri biz ne yapıyoruz? Yıldızlardan alabiliyoruz. Yani yıldızlar sadece pusula işte yön bulma ruhsal yön bulma noktasında da düşünsel yön, yön bulma noktasında da biz bu ayetleri bilen ve anlayan topluluklar için yazdık. Ayetler çok boyutludur. Ama bunu sadece işte levvame boyutundan, emmare boyutundan Kur'an'ı okuyan birisine sorsan ya o nasıl çıkarıyorsunuz bunları diyebilir. Kendince de haklıdır. Ama üst boyuttan baktığınızda kara dediğimiz şey sadece yer küresi değildir. Deniz sadece deniz değildir. Bu metaforlar üzerinden gittiğimizde işte bambaşka manaları da görmeye başlıyoruz ve karada ve denizde yol bulmakta yıldızları kullanıyoruz bunu kabul ediyoruz zaten ama bunun ötesinde bu anlam boyutları içerisinde e, mesela kara bizim beynimizin sol lobunu denizlerse beynimizin sağ lobunu bir tanesi sezgiyi ki ne oluyor zaten güneş denize düşüyor ilk ışımalar oradan karaya geçiyor denizde suda yaratım Ondan sonra oradan karalara doğru bir geçiş seyir oluyor. Bunlar yıldızlar tesiriyle. Yani yıldızlar yine burada neydi? İlim. İlim, hakikat kendisini özne ve nesne de gösteriyor. İşte öznemiz nedir? Bizim denizimiz. Okyanus. Karamız nedir? İşte nefsimiz. İşte nedir? Nesnel dünya. Dolayısıyla yıldızlar o ilim, o hakikat çok farklı şekillerde ama temel olarak iki kategoride çıkıyor. Allah'ın batındaki ismi Allah iken alemlerdeki temsilci ismi ise ismi azama masar olan insan-ı kamildir. Burada insan-ı kamille çok söylüyoruz. Maksat sebepler dairesinde etken faktörün bilinç olduğunu bütün feleklerin, meleklerin kendisine secde ettiği halifelik sırrına sahip olan bilinçten bahsediyoruz. İlk yaratılan nur budur. Allah ilk benim nurumu yarattı diyor Muhammed Aleyhisselam. İlk aklı yarattı, ilk yaratılan nur benim. Hakkın kendisini alemler mertebesinde göstermek istemese sırrınca yarattığı ilk nur alemin ruhudur. Her alem buradan doğduğu için her zerrede ondan bir nur vardır. Her zerrenin içerisinde ondan bir nur var. İşte bu nuru bulan, aktive eden büyük dönüşümü yaşar. Onun için Hermes ne diyor? Dışarıda nur vardır, içeride de nur vardır. İçerideki ve dışarıdaki nur buluşunca kişi Amon Ra'ya varır. Amon Ra, kozmik olan, bütüncül olan nura varır. Göklerin ve yerin nuru. Dolayısıyla La Otuz'u da işte bu insanı kamilin e, halinden bahsederken Avam diyor, her an değişmekte olan hadiseler karşısında, tesirler altında, oradan buraya koşturur durur. Zihin, avam olan zihindir. Halbuki kutsal insan o kadar etkilenmemiş kalır ki, sanki donuk görünür. İşte şeytanın onlar üzerinde bir tesiratı yoktur, merkezdedir çünkü o. Ama zamandaysanız, mekandaysanız, özne de nesne de o gitgenlerdeysek, o zaman ne olur? Oralarda... Ee, tesiratlar, etkiler bizi. Bu etkilemeler etkilenmediğimiz noktayı bulmak için. Varoluş etkileşimdir ama varlık etkilenmez, aşkındır. İşte insan, kutsal insan etkilenmemiş kalır. Yani ilahlar onu etkileyemez çünkü o la noktasındadır. On bin çağa iştirak eder diyor. On bin çağ dediği nesnel çokluktur. 72 millet, 10.000 çağ, 18.000 alem, 10.000 çokluğu temsil ediyor. 10.000 yapraklı lotus ama bir merkezi var. Tabii ki yaprakları, taçları 10.000 tane ama bir merkezde, bir başta. Semalarda ve alemlerde vuku bulan hadisatın hiçbir ona tesir etmediğinden gene bir olarak kalıp saf iptidai basitliğini muhafaza eder. Amaç buna gelmek zaten. Böyle bir bakış açısıyla bakıldığında alemdeki her şey böyledir. İşte böyle bakış açısıyla bakıldığında alemdeki her şey böyledir. Yani saf basitliğin içinde birdirler. Ne kadar farklı görünürlerse görünsünler birin türevleridirler. Yani bir nedir? Bütün sayılar birden oluşmuştur. Her ne kadar biz ona beş desek de aslında o özü itibariyle birdir. Ama beşin de kendisine ait bir bilinci vardır ama birin bilinci beşi etkiler. Çünkü beşin özü birdir. Dolayısıyla evet biri bilen her şeyi bilir ama biri bilmeyen kendisini de bilmez. Onun için ilim ilim bilmektir. İlim kendini biri bilmektir. Kendindeki biri bilmektir. Birlik tevhidi bilmek. Daha sonra biz bunu göreceğiz. Kamil bilinçten maksat Satürn semasıyla temsil edilen makamı safiyedir. Orada mutlak şuura ulaşmak, kuşatılmak onun tarafında. İbrahim Aleyhisselam da biliyorsunuz Muhittin Arabi söylüyor. İbrahim'e Halil, Satürn, Bilge adının verilmesi tıpkı rengin boyanmış bir nesneye sirayet edip yayılması gibi Zat-ı İlahi'nin kendisini vasıflandırdığı bütün sıfatlarının da İbrahim'e duhul edip onda bir araya toplanmasından, toplanmasındandır. Ama Allah'ın sıfatlarının İbrahim'deki bu yayılmaları bir mekan işgal eden nesnenin o mekana girmiş olmasından olması gibi değildir. İbrahim'e Halil adının verilmesi onun suretlerinin varlığa hakkın sirayet edip yayılmış olmasından dolayıdır. Çünkü neden böyle? Hz. İbrahim vücudiyet ve kutsiyet ile malum bir peygamberdir. Yani bu zatiye verilmiş İbrahim makamına verilmiş bir yetki bir makamdır ki bu İbrahimiyet makamıdır. Tıpkı ademiyet gibi. Yani Latif beden, Latif ışınsal vücut noktasındadır. İbra, ra orada ışık noktasındadır. Böyle bir niteliği var. Rahmaniyet İbrahim Rahimiyet İbrahimiyet Rahmaniyet bu bilinç insanı kamilde etkin bir rol oynamış. O yüzden göklere yere sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım demiştir. Şimdi yavaş yavaş toparlayacağız. Daha sonra biraz yıldızlar ve nur esmasından güzellikten bahsedeceğiz. Totalde anlattığımız şey Evet, göklerde ve yerde olan şeylerin tamamı Allahı tesbih eder. Dediğimiz gibi her bir e, mevcudat, hatta e, her şey, yani felek alemi, her bir yıldız, şuur ile ilgili alandaki esmaların ilişkisini ispat ediyor, çokluktaki görünümünü bizlere gösteriyor. Ve Risale-i Nur'da şöyle bir paragraf var. Demek her bir nevi mevcudatın hatta yıldızların bir serzakiri ve nur bir bülbülü var. Fakat bu bülbül bütün bülbüllerin en eftali, en eşrefi ve en münevveri ve en bahiri ve en azimi ve en kerimi ve sesçe en yüksek ve vasıfça en parlak ve zikirce en etem ve şükürce en eam ve mahiyetçe en ekmel ve suretçe en ecmel kainat bostanında arz ve semavatın bütün mevcudatını latif şecatiyle leziz namatıyla ulvi tesbihatıyla vecde ve cezbeye getiren nevi beşerin andelivi zişanı ve Adem'in bülbülü Zül Kur'an'ı Muhammedi Arabi'dir. Demek ki her bir mevcudat yıldızlarda bir o yıldızın niteliğine yönelik bir zikreden bir bülbül yani bir efendim e, meleği bir kudretlisi var. Daha sonra göreceğiz ki Peygamber Aleyhisselam'ın e, manasını ee, zikreden bülbüller yani melekler Sirius yıldızında toplanmış. Sirius B, o kartal takım yıldızında, Tarık yıldızında toplanmış. Ve e, orada ne yapıyorlar? Buraya bir e, melek üretimi gibi yıldızlar dedik işte meleklerin mescitleridir. E, o melekler de Hazreti İnsan'ın nurudur. Dolayısıyla Hazreti insanın yani Hazreti Peygamber'in veya Peygamber bilincinde olan bireyin yapmış olduğu dualar ilgili menzillere, ilgili yıldızlara gider ve orada üretime geçer. Bütün bunların hepsini kendisinde toplayan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve onun yıldızı daha sonra göreceğiz Sirius ve daha ötesi inşallah. Efendim yarın buluşuncaya dek hoşçakalın. الله أمانة وطبعا